Evet, merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi biz Sam'le ilgili sorular çözeceğiz. Önce siz cevaplayın arkadaşlar. Cevaplayın. Ondan sonra ben de anlatayım. Bakalım kimler bulacak. Evet, beraber çözelim. Şimdi arkadaşlar burada önce ne yapıyoruz? Soldan sağa doğru bakıyoruz. Şimdi dikkatinizi çekerse hep böyle yeşil ve mavi şekiller var. Buradaki yeşil şeklimiz şurada yine var. Buradaki burada yine var. Buradaki burada var. Buradaki de burada var. O zaman belki şöyle diyebilir miyiz? İkisi üst üste gelip bunu oluşturmuş diyebilir miyiz? Bakalım, kontrol edelim. Belki de öyledir. Hemen şöyle yapalım. Şimdi ona yakın bir yeşil seçelim. Şimdi ben buradakini buraya çizeceğim. Çizdim. Buradakini de götürüp buraya çizeceğim. Evet. Dikkat ettiyseniz buradakiyle sondaki şekil aynı oldu arkadaşlar. O zaman aynı işlemi burada yapacağım. Kontrol ediyorum. Evet, doğru. O zaman burada yapıp sonuca ulaşacağım. Şimdi buradaki yeşili önce götürelim buraya. Evet, buradaki yeşili de götürelim. Tabii götürdüğümüz yeşiller yine aynı konuma çizilmesi gerekiyor. Kalkıp da başka bir yere çizmeyin. Burada birincide neredeyse ikincide de aynı yerde olması lazım. Bu şekilde. O zaman cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? Cevabımız bombenin B'si olacak. B diyenlere aferin. Devam ki hemen devam edelim. Biraz küçültelim. Şimdi bu soruyu yapalım. Evet, dikkat edelim. Öyle iki şık olmaz. A ya da B, C veya D denilmez. Bir şık olması lazım. Evet, biraz bekliyorum. Birazdan çözeceğim. Şimdi beraber çözelim. Burada 3 tane şeklimiz var ve kesilen bir parça var. Kesilen parçanın ne olduğunu biz net olarak bilmiyoruz. Ama bazı öğrenciler demiş ki B şıkkı. Şimdi B şıkkıysa şöyle düşünün.
Eğer bu B ise arkadaşlar diğer şekilleri vermesine gerek yoktu. Eğer diğer şekilleri vermişse ve renkleri farklıysa o zaman diyebiliriz ki farklı bir kural daha olabilir. Nasıl bir kural? Tabii ki dikkat ederseniz her şeklimiz 4 tane renkten oluşmuş. Renkleri yazalım. Pembe. Sonra ne var işte mesela diyelim ki şuraya mavi. Diğerine mor yazdık. Mor yazalım. Diğerine de açık mavi yazalım. Onu da şuraya yazayım. 4 tane rengimiz var. Şimdi aynı 4 renk burada var mı? Mavimiz var, morumuz var, açık mavi var, pembe var. Burada var mı 4 renk? Mavimiz var, pembemiz var, morumuz var, açık mavimiz var. O zaman demek oluyor ki arkadaşlar burada bu 4 renk her şekilde bulunuyor. Burada dikkat ederseniz açık mavimiz var, pembemiz var, mavimiz var ama morumuz yok. Bu ne demek oluyor? Bu göbek rengi mor olacak. O zaman bakalım mor olmayanları eleyebilirim. Şimdi A şıkkı, D şıkkı ve E şıkkı kaldı. Burada maviden bir parça aldığı için içinde mavi de olması lazım. D'yi eledik. A kaldı, E kaldı. Burada dikkat ederseniz tüm şekillerimizin sivri ucu yukarıya doğru bakıyor. Diğerlerinde de öyle. O zaman burada yatay olduğu için bu da olamayacak. Cevabımız Adana'nın A'sı olacak. A diyenlere aferin diyorum. Şimdi bunu çözelim. Evet, dikkat edelim. Şimdi beraber çözeceğiz. Dikkat ederseniz sarı, sarı, sarı. Beyaz, beyaz. Buradaki de beyaz olacak. O zaman şunu eleyebilirim veya şunu da eleyebilirim. Onun dışında üçgen, kare, daire. Burada da kare, daire ne eksik? Üçgen eksik. Üçgen olacak. Üçü de üçgen zaten elemediklerimizde. Altındaki şekiller farklı. O zaman bakın buradaki dik, buradaki yatay, buradaki çapraz. Buradaki dik değil pardon yatay, çapraz. O zaman burada dik yani yukarıdan aşağı olan bölüm olması lazım. O zaman cevabımız Edirne'nin E'si doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Evet, şimdi bunu çizelim. Evet, bu soruları çözmeniz gerekiyor. Yani çözemiyorsanız demek ki biraz eksikliğimiz var diye düşünebiliriz. Yani biz normal derslerimizde bu tarz sorulardan çok çözüyoruz. Artık öğrencilerimiz alıştı tabii hani nasıl yapılacağını, nasıl çözüleceğini. Sizlerin de öğrenmesini tavsiye ederim. Şekilleri parça parça bakın arkadaşlar.
Çözelim. Şimdi burada önce tek tek bakacağız. Şimdi önce şu köşeye bakıyoruz. Bak şuradaki köşe, tamam mı arkadaşlar? Şimdi burası beyaz. Burası mor. Burası sarı. Burası beyaz. Burası mor. Burası sarı. Burası beyaz. Burası sarı. O zaman köşe mor olacak. Yani bizim dış şeklimiz dediğimiz ilk katmanımız mor olacak. Mor olmayanları sildik. Burada zaten 4 tane şık kaldı. Devam ediyoruz. Şurada sarı, beyaz, daha iç katmana gittik. Mor. Burada beyaz, sarı, mor. Burada sarı, mor. O zaman ne olacak o? Beyaz olacak. Beyaz olacağına göre arkadaşlar bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz. Cevap Edirne'nin E'si olacak. Daha ileriye de gidersek şuradaki dikkat ederseniz sarı, beyaz, bir mor daha olacak. Zaten burada da yine mor olmuş. O zaman cevabımız Edirne'nin E'si olacak. Şimdi bunu yapalım. Burada arkadaşlar yapılan, tabi telefonu tutmasaydım biraz daha detaylı anlatacaktım ama tek elle ancak bu şekilde anlatacağım şimdi. Şimdi önce bununla bu üst üste geliyor. Daha sonra arkadaşlar saat yönünde çevriliyor. Buradaki de yine üst üste geliyor. Daha sonra saat yönünde çevriliyor. Burada yaptığımız en önemli şeylerden birisi aslında şu. Biraz büyüteceğim şimdi. Dikkat edin. Büyüttüm, 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 büyüttüm. Şimdi burada şuraya doğru bir çizgi çizmeye çalışıyorum. Çizdim. Dikkat ederseniz şu kısım diğer kısımdan daha uzun değil. Pardon, kısa. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu tam ortada değil aslında. Şimdi burada da baktığımız zaman şunu şöyle yapayım. Şu kısım diğer taraftan daha kısa. O zaman bunlar tam ortada olmadığı için üst üste gelme imkanı yok. Yan yana gelecek. Yan yana geldikten sonra şeklimiz nasıl olur arkadaşlar? Şimdi şurada yan yana geldiği zaman şurası mavi olur. Diğer tarafta beyaz olur. Ama bu bizim için yeterli değil. Daha sonra da saat yönünde çevrilecekti. Saat yönünde çevrildiği zaman şeklimiz nasıl olacak? Şimdi D'deki gibi olmaz. Dikkat ederseniz. Çünkü aynı şekil oluyor. Bunlar üst üste gelmiş. Bu olamaz. Bunlar araları çok boş. Bu da olamayacağı için cevap Comolocco'nun C'si olacak. Biraz zor bir soru tabii. Kalemle yapmak daha kolay olur. Hani böyle dijital ortamlarda yaparken sıkıntı yaşayabilirsiniz ama bu sene en azından kalemle olacağı için biraz daha rahat olacaksınız diye düşünüyoruz. Evet, bugünlük bakalım başka soru kaldı mı? Kalmadı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.